bir efsane diye anons ettim gerçekten de bir efsane Türk Rap'i için Hip Hop'u için e, çok önemli bir isim bizle beraber Killa Hakan e, bizle beraber onun geleceğini e, öğrenen zaten genç arkadaşlar <laughs> stüdyoyu doldurmuş vaziyette geldiler e, Killa Hakan'la tanışacağız efsaneyle tanışacağız diye ama yine her zamanki gibi böyle bir hücum kıyafeti mi <laughs> ne, ne, ne giymişsin Killa mı diyeyim Hakan ne diyeyim killa, killa. Aynen, killa yani bu bir şey değil aslında bunu yapan zaten onu göstermek istemiş Hücum yeleği gibi görünsün istemiş ve çok başarılı çalışmışlar. Bunu bir göstereyim ben. Bir göster, hücum şey, yeleği bakın. Bunun şey yok yani bu e, hücum yeleğine benziyor ama moda da, yani öyle giyebiliyorsun bir şey değil. Bu hiç hani böyle He. çok hafif. İstersen yaz giy, istersen de kış giy. E, ama buraya da gelir herhalde bundan sonra şimdi gördüler artık. <laughs> ya buraya da, buraya da anında gelir. E, Almanya'da herhalde e, şu an trend ama sen genelde hep bu tarz giyiniyorsun. Evet zaten. öyle. Kamuflaj yani, kıyafetler, Evet. siyah kıyafetler ve hiç çıkarmadığın gözlük tabii ki. <laughs> Evet. Evet, O şeyleri... gözün bir hikayesi var bende çünkü. Nedir? Bakın ben zamanında hip hop'a başladığımda biz hip hop yaptığımız zamanlar e, bize diyorlardı siz delisiniz deli deli. Türk, İslam filan hip hop olur mu? Kültürünüze uymuyor sizin. Hı -hı. Biz bu yolları geçip geldik mesela şey yaparak. Şimdi nerede sorun neydi pardon? E, şey ha, o gözlüğe gelecektik evet. aynen. Şimdi o yollardan geliyorduk. Beni Bobby zaten keşfetti. Evet. Bana dediği zamanlar ben zaten Belirli bir yoldaydım yani. Bobby Hikayelerimi biliyorsunuz. Bobby diyorsun sen değil mi aslında? Evet Ama abi, bize... anlatayım çünkü unutuyorum yoksa. Bak tamam. yine unuttum. Nerede kalmıştık? Heh, Bobby sana bak. Onun baş... için beni kesmesen tamam, iyi olur. Şey. Ben bitireyim ondan sonra anlat. Şamut yoksa karıştırıyorum. Tamam. Nerede kalmıştık? Bobby ne Bobby başlatmış ha. seni ve gözlükleri anlatıyor. İşte bu, bu gözlük konusu ben öyle hava falan olsun diye değil yani. Ben zamanında Bobby beni müziğe çağırdığında ben sokaktaydım. Kötü yollardaydım yani bir nevi diyebilirsiniz kötü yol diye. Hani kültürümüzde öyle yani kötü yol diyorlar o yolda olduğun zaman ben Bobby bana demişti, müziğe beni çağırmıştı. Ben o, o, ara müzik yapıyordum ama tam şeyde değildim. Bana dedi poster yapmamız lazım ve albüme resimler gelecek. Ben de o arada aranıyordum zaten. Lan dedim ne yapmam lazım acaba? Gözlük geldi ve maske geldi. Ve belirli bir dönem öyle kurtardım işi ama ondan sonra sonuçta ayva yedik yani de. Yani ben yaptığımın cezasının hepsini de yattım. Ben hip hop'u harbiden yaşıyorum. Sokaktan geliyorum ben. Sokakta zaten hip hop işi. Hip hop'un tarihine bakarsan geçmişine çok ileriye gidersen. Ee, biz 89'da duvar açıldı. Hmm. Duvar açılmadan önce Ost Orada Amerikan askerleri vardı. Tam bizim dibimizde yani. Orada Amerika'da hip hop başladığı an direkt Berlin'de geldi. Çünkü Berlin'de sırf Amerikan diskoları vardı. Amerikan Askerler gidiyorlardı evet. oraya diskolara eğlenmeye. Ee, oradan dolayı hip hop plaklar da direkt Berlin'e geldi. Berlin'de direkt 1985 vesaire ondan daha önce breakdance sokakta yapılıyordu yani. Evet. 80 85 O dönemleri biz geçirdik yani. Hip hop'u baştan beri yaşıyoruz. Hmm. O konuda onu kesinlikle demek istedim. Bazı böyle ne diyeyim şimdi şey olmasın da yanlış bir şey olmasın da. Tabii, dur. <laughs> ha, Çünkü senin... kötü bir şey demem canım. Bu kadar şey değiliz yani. Eyvah. Sonuçta bizim çevremizde herkes evli, barklı, çoluğu çocuğu var. Biz disiplinliyiz. Biz kötüye kötü oluyoruz. Sen evet. bana iyisin, ben sana şimdi bir şey yapmam ki. Ama sen dayak istersen Sen dövüşürüz yani. Kuvvetliysen döversin ama kuvvetlisensin dayakersin. Bu dünyanın kuralı yani. İyiysen iyiyiz. İlk kuralda saygı oradan geliyor zaten. zaten... Nereden geliyor? saygı yani birbirimize saygı verirsek saygı olur. Vermesen de biliyorlar zaten ne olur. Zaten bunun şarkısını da yaptın. İlk kural saygı diye. Yani. Tabii kesinlikle ilk kuralımız saygı yani. Bundan başkası yok. Çünkü biz zaten o yollardan geliyoruz. Ben hapis yatmış adamım yani. En beter şeyleri görmüşüm. Ben o beterliği vermek istemiyorum ki insanlara. Aha. Ben hip-hop'a bakarsanız bakın şu andaki trap dedikleri yani. Aslında evet. drill rap diyorlar ona. Hı -hı. Drill rap nereden geliyor? Çünkü çoğu okuma yazmasını bilmiyor onların. Evet. Bazıları yazıyor 3, 2, 1, 0 alay geçercesine benden. Aslında onların dilinde, Amerika'da yapılan dilde doğru yazılıyor. Çünkü onlar okumasını yazmasını bilmeyenler çoğu. Ve hepsi de meşhur. Hepsinde parası var ve her haftada biri söylüyor orada. Sen çizgi... Hepsi meşhur rapçiler bak. Her hafta biri söylüyor orada. Evet. Hepsi meşhur rapçi. Şimdi sana gösterebilirim. Bir sürü var. Hı hı. Çok meşhur. Acayip şiddet taramalar, silahlar orada zaten bedava. Alabiliyorsun bankaya yazı sana silah veriyorlar. Biz de o yoldan geliyoruz. Ama biz onları öyle vermiyoruz oraya. Biz hı. insanlara ders veriyoruz. Bizim çocuklar, bizim oradaki insanlarımız yani, insanlarımızın çocukları disiplinli büyüyor. Biz onlara demiyoruz lan bak bunu iç de böyle olursun, çok baba olursun öyle bir şey olur mu ya? Bizim etrafımızda herkes çocuk büyütüyor. Biz rapi yaşıyoruz, sonuçta sokaktan geliyoruz ama saygıya saygı diyoruz yani. O, o çocuğun babası da biliyor sonuçta biz nereden geliyoruz ama saygıyla bizi çocuğuna da dinletiyor ve biz de o yüzden her hiçbir zaman düz küfür yoktur. Hep rütükleriz küfürlerimizi. Biz baştan beri zaten hip hopun olduğu yerden geliyoruz. Affedersin mikrofon, sistemde mikrofonu bilal. düzeltmem lazım. Mikrofon yeleğin içine girmiş çünkü. Ha. Bilal, yani. konuştuklarım yani şimdi daha konuştuklarım Yok mi? geldi geldi hepsi, <laughs> gel, hepsi geldi <laughs> ha. Tamam şöyle yaparsak aynen. Peki ee, şu e, şeyden başlamak istiyorum. Daha doğrusu başlamak yani biz onların da, yaptığı he. kötü or yol repit e, öyle göstermiyoruz asla. Biz onu yapıyoruz ama olur belki bir arkadaş demiştir belki şunu yap da güzel olur kafan. Ya herkes yarak içmiştir şey yapmıştır. Kötü şeyler değil. Biz Hı. o yola gitmek istemiyoruz Ben onu da demiyorum çünkü harbiden en iyisi olsun istiyorum çocukların. Spor istiyorum olsun ben diyorum. Saygı hiçbir zaman yalan söyleme. Sen kendini nasıl davranmalarını istiyorsan milletin, sen de millete öyle davran. Aynen bu bizim kural sokakta bu yani. Yoksa bizim orada kan gövdeyi götürür yani. Biz kuralla yaşıyoruz. Saygıyla, sevgiyle Peki, yaşıyoruz. götürdüğü olmuyor mu? Çünkü mesela e, kan gövdeyi götürdüğü olmuyor mu geçmişte? Olmayacak e, mı? Ben hapis yattım diyorum sana. Zaman. zamanda. E, ne kadar hapis yattın? Güzel yattım yani. Şimdi önemli değil. Onu tamam. moda yapmayalım. Çocuklar öyle bir bok değil. Bak en iyi, en sağlamı insan en güzel gençse hapse girmeyen gençsadır. O zaman harbiden baba genksasın. Hapse giren... Üç, Enayi'dir yani. Yani enayi değil. Bizim gibi belki ben kader kurbanı oldum. Ben ilk girdiğim hapse vatandaşımızı kurtardım yani. adam yoksa öldüreceklerdi. Şimdi düşünüyorsun lan ne yapsan. E. Şimdi ya bırak ölsün orada. Ben de bırakmadım işte ölsün. Yardım ettim ona. Ondan sonra onun yüzünden içeri girdim. Ama adam bana yardım etti. Geldi mahkemeye falan kurtardı. Ama o dönem çok yattım işte. Çünkü 4-5 kişiyi birden bıçakladım o anda. Kavga, kavganın içinde. Kavga aldım, çünkü kurtarmış. ben arkadan geldim. Onu zaten sıkıştırmışlardı. Ben bir yerden camdan bakıyordum. Zaten TRT'de yapmıştık onun belgeselini. Aha. Bir işim vardı camdan bakıyordum bir yerde. Gece karanlıktı, karanlık geceler diyorlar. Alay geçiyor millet ama öyle işte hayat öyle yani. Bakıyorum öyle. Bir baktım lan koşuyor bir tane vatandaş böyle kara kafa arkasında da bayağı şeyler yani. Bir de üstünde yazıyor gösteriyorlar böyle. Dazdak olduklarını gösteriyorlar. Göstere göstere yani. Maskeri falan. Koşuyorlar çocuğu yakaladılar Tam benim baktığım camın altında. Düşündüm ilk baştan lan ne yapayım ne yapayım. Sonra dayanamadım gittim işte. Tak 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 hemen iki saniye sürmedi zaten. Bam 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 bir tanesi kaçtı ama. O kaçan da yolda polisi görüyor şans işte. Polis geliyor polis kesiyor. Biz de kaçarken o arkadaş asıl olayı şey yapan arkadaş kaçıyor. Ben yakalanıyorum yarı yolda. içeri atıyorlar beni Ve, ondan sonra. Ondan sonra da bir sürü içeride kaldım işte. Orada da öbür yollara alıştım işte. Sonuçta ama, hapis işte. Evet e, şimdi e, şu Fight Club e, çalışması e, Ben Fero var. E ee, ezel var. Ee, ceza var ve hakan var. Hep birlikte seslendikleri bir Fight Club. Bunun hikayesi bir anlatın. Fight Club neresi bir defa? Böyle i̇lk, bir ilk baştan, baştan var Fight Club'ı bir anlatmam lazım. Tam bak anlatayım sana babacan. Şimdi Fight Club, Fight Club biz eskiden MMA vardı. Fight Club çok meşhur. İngilizce yazılan Fight Club var ya normal yazılan tamam. Fight Club. O var. Fight Club filmi de var. Biliyorsunuz çok evet. meşhur. Yani Fight Club dedim mi meşhur. Ama biz Türk'üz. Yani illa bu işin içinde bir sakatlık yapmalıyız. Yani o, o evet. açıdan arabesk tane kafa. Ee, ne yaptık? Lan dedik Fight Club zaten meşhur. Biz de Fight Club yapalım. Sonuçta soranlar bu ayak desinler. Biz de mi yine Türk, Türk bunlar. Türk çocukları. Hmm. Türk yani. Sonuçta biz Türk rapi yapıyoruz. Ve Türk rapi için savaşmadan, savaşarak gelmişiz buraya. Her dalımızda, her dilimizde Türklükten bir şey katıyoruz içine. Çünkü sonuçta Türk rapini bataklıktan getirdik. Hiç kimse yoktu. Tek 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 getirdik yani. Üç kişiydi, de altı oldu. Dokuz ettik. Hı -hı. Ama hepsinin evine gidip yata yata. Hepsinin evinde kültürüne. Yugoslavsa Yugoslavca yedik. Arapsa Arapça yedik. Afrikansa Afrikanca yedik. Panksa Pank punk takıldı köpeklerin arasında. Ama o kültürü yaşatmak istedik ve kendimizi de gösterdik. Bizim eve geldiklerinde bizim kültürde nasıldır? Ee, bat Şeyler serilir, çarşaflar değiştirilir, yastık yüzü değiştirilir. Bu bizim kültürümüzdür. Biz de bunları gösterdik tabii. Onlar gelip... Mağazalarında bizim gittiğimiz yerde yok öyle bir kültür mesela. Adamlar hiç bilmiyor bile öyle şey. Onları bile gösterdik mesela. İşte biz Türk'üz, bizim kültürümüzde de bu var. Misafir geldi, mi çarşafı değiştir babacan. Bu iş böyledir. Tamam. Fight Club bizim için bir hayat mücadelesi. Ben Fight Club'u bir, yani arabesk olmayın demek istiyorum. Bakın düştün ya yere, ağlama, ağlama aslanım kalk. Devam et, Fight Club hayat çünkü. Hayat mücadele dolu. Fight Club işte dövüş kulübü. Düşeceksin, ağzın burnun kırılacak. Kanını sil git antrenman yap öbür maçta yenersin. Sonuçta kupayı almak istiyorsan alırsın. Ama mücadele vereceksin. Fight Club buradan geliyor. Ben o Fight Club'u ceza çektim. Ceza vardı o zaman. Ezel geldi. Ezel dedim bu parçada sen de ol. Ezelde Ezel de ben Feroy'u getirdi ve böyle oldu. Biz kimseyi düşünerek bir şey yapmadık. Ben hayatımda zaten dismis tanımam. Ben dis'e gittim. Bak dis nasıl bir şey amcaoğlu? Dis'e gidersin. Dersin ki ben kabul ediyorum. O da der ki ben de kabul ediyorum. Tamam çıkarsın birbirine ana avrat ne diyorsan dersin artık. Sonra el sıkışır gidersin. Hatta hmm. öpüşürsün dışarıda bile. Çok güzel her şey güzeldir. Ama ben onu kabul etmedim. Çünkü ben gangster hepten geliyorum. Bana da zaten göt yemez kimse dizi atmaya. Hmm. Çünkü ben hesabını sorarım. Çünkü ben kimse dizi atmıyorum. Benim hayattan geliyorum. Hayat tecrübelerini evet. anlatıyorum. Sokaktan geliyorum. Fight club. Bunun hepsi birden fight club. Biz hayat mücadelesi veriyoruz. Şimdi ee, Killa yani. ee, sen hayat mücadelesi verdiğini çok iyi biliyorum. Ben evet, Krausberg ben. gibi. Ee, bir yerde e, tabii ki çocukluğun da orada geçti, ilk gençliğin de orada geçti ve hala orada e, sen e, sokakta yürüdüğünde de zaten Öyle. bir e, e, efsane e, gibi seninle beraber olmak isteyen gençler var ve tabii ki bunlar aslında bir e, Türkleri korumak ya da bir Türk çetesi falan gibi mi başlayan bir şey var? Türk çetesi falan değil. Türk aileleri hayatta bir şeyler, çocuklarının bir şey olmasını isteyen aileler. Çünkü biz hep sokaktaydık. Gece gündüz bizim aileler çift var diye çalışan ailelerdi. Hiç de hiç rapor alıp da hasta olmamışlar hayatında. Hasta oldu da yine işe gitmişler. Çünkü bizim Türk işçi olarak gitmiş oraya. Oraya gittiğinde fabrika şefi onun babası zannediyor. Hı -hı. Öyle görüyor bizim anne baba. Ne yapıyor lan diye adam bizi gurbetten buraya getirmiş. İş vermiş. Sakın gitmemezlik yapma. Git. 30 sene size gösterebilirim. Bunların hepsi yazılı çizili yani. Biz Türk aileler öyleyiz orada. 30-40 sene hiç rapor almadan çalışanlar var. Senin ailen de öyle. Ailem öyle tabii ki benim ailem öyle. Sen zaten ailen öyle çalıştığı tabii için çok can. gençliğin çok yalnız geçiyor. Yalnız yani. sokakta geçirdik. Sokakta Biz okul filan yarı yolda bıraktık okulu. Biz sokakta aileyi bulduk. Sokakta gittik. Ben Dediğim gibi size ilk ama o ben hapiste dazlak yüzünden girdim. Sonra işte olaylar büyüdü, sokakta olaylar alevlendi gitti. Aileleri karşı koyamadı, aileler hep çalıştı. Biz hapisteyken de çalıştı, Çıktıkken de çalıştı, hala çalışıyorlardı daha yeni bıraktılar daha geçen yani daha fazla olmuyor birkaç hafta. Biz Hı -hı. işçi aileleriz yani ekmek parasının ne olduğunu biliriz. Ekmek yapan insana da asla bir yanlış yapmayız, kötü bir şey demeyiz yani çünkü işçi çocuğuyuz abi ekmek parasının en iyisini biz biliriz nasıl olduğunu, biz ailelerimizi biliyoruz. Kimsenin ekmeğine yanlış yapmayız. Kimseye de o yüzden dis yok bizde yani. Dis denen bir şeyi biz tanımıyoruz. Ben tanımıyorum. Ben hayata dis yapmışsın ya. Dis demiyorum ben hayata mücadele diyorum ona. Dis, çünkü dis alışmış millet dis attı ona dis attı evet. ona. Disin de bir şerefi vardı onun da şerefini şey yaptılar. Ben o yüzden o şeylere katılmıyorum. Çünkü ben hip hop'un hikayesini biliyorum. Ben hip hop'un dediğim gibi size başından geliyorum. Ben şimdi 2-3 genç gibi böyle dı dı dı, dı, dı 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 çok iyiydin tamam süper. E yani sonra olay o değil olay bambaşka şeyler. Olay ilk baştan kalpten gelir beyne o beyin de işte ilk kural saygıyı yapar. Ben internette bir hareket yaptım. Millet beni üşütme zannediyor. Ben o anda sinirliydim. Ben öyle internetten falan fazla anlamam. Benim hayatım sokakta geçti, hapiste geçti. Ben anlamam öyle şeylerden. İşte sinirlenmiştim. Ben o beş kişiye yapıyorum orada. O anda sinirlendim. Alayınıza boru dedim. Ben evet. onlara dedim ama o beş altı kişiye dedim. Bütün bir baktım bütün sosyal medyada olaylar. Sen bize niye şey yaptın lan. Ben size diyorum ki bak güzel insan yani kalbi güzelsen bunu anlamıyor musun? Zımbo. Kalbin güzelse güzelsin işte. Ben sana saygı vuruyorum o zaman. Ama kalbin güzel değilse biliyorsun. Özür dilerim yanlış bir şey demedim ama Hayır yok zımba falan e, tabirleme. Zımba değil zımbo derler. Zımba, Kötü tamam. bir laf değil. Evet, zımba, zımba yani tamam. boşluk. Daha bir tarifi evet. yoktur. Başka sonu yok o lafın. Evet. Ama 36 Boys çetesi, 36 Kreuzberg'in e... Buradan Berlin 36 bütün Berlin e, Almanya tüm gurbetçilere selamlar ve buradaki tabii ki Türkiye'de öpüyorum hepinizi. Ee, bir an gaza getirdim. Tamam 36 Krausberg'in posta kodu değil mi? Evet. Posta kodu. E, 36 Boys çetesi peki bir çete. Bir çete evet öyle. O ne yapıyor peki ne ne? E, nazilere karşı, dazlaklara karşı. Dazlakları zaten, dazlakları zaten ifnanı kesiyoruz. Yani şu anda onlar da rap grubu falan çıkardı. Onlar da fight club yapıyor Münçin'de falan. Onlar da sağlam tayfa. Şu andaki tayfaları çok sayko. Harbiden onlar da sağlam. Eskisi gibi değiller yani. Biz onlardan nasıl öğrendiysek onlar da öğrendi artık yani. Aha. Eskiden şey e ne çete kavgaları çatışıyor musunuz? Öyle o kadar Sokak gökleri, popolar yemez onu o kadar evet. bizlerle savaşmıyor. Burada kilakanla oturuyorsun sen babacan. Tamam öyle şey, gelip, özür dilerim. yani e. öyle gelmiyor öyle e. yok bizim öyle biz yedirmeyiz kimseye kimseye He. Biz ne diyor sana? Biz insanlarımız oradaki insanlar çalışıp para kazanıp çocuklarını bir şey yapmak peşindeler. Ya hmm. spor ya doktor ya avukat ya artık neyse bir şey olmasını istiyorlar. Çünkü biz sokağı çok iyi tanıyoruz. Biz onu şey de yapmak istemiyoruz hani çok güzel lan sokak filan. Acayip her biriniz yeni sokağa öyle bir şey yok. Bak sokak acayip bir şey. Yaşayın sokağı ama sonuçta eve dön hep hep zaman anne ana ocağı iyidir yani. Ana baba sonuçta onların sözü bunları söyleme önemli. Sonuçta çocukları, gençleri Tabii. seni şimdi dediğim gibi e, senin geleceğini duydular. Buraya e, pek çok genç geldi mesela. Onların İstanbul. hepsi yüreği aslan yürekli, onlar hisseden yürekler işte. bizi evet. sadece savaşçılar anlar. Ama sen bunları sokağa çağırıp işte e, kötü alışkanlıklara yönlenmesi falan gibi bir Nerede yapmış? Tav tavsiyen hiçbir zaman olmuyor. Bak bakayım nerede yapmışım? Benim hep güzellik, insanlık, saygı, sevgi Arada sırada işte birkaç tane kurular çıkıyor. Öyle o kurular var ya, onlara Hı -hı. laf etmişimdir. ama geriye hep saygı, sevgi sonsuzdur. Beni tanıyana sor, çevreme sor, sanatçılara sor, herkese sor. Sen de beni şimdi tanıdın. Sen bak dürüstün ben sana ne kadar kıydım. Her gün baba baba takılıyoruz. Ama bir yanlış yapsan o zaman görürsün işte. <laughs> Onlar da öyle işte. Onlar evet. öyle yani. Baba ben kimsenin ekmeğini yemem. Kimsenin hakkını da yemem ama hakla yedirtmem. Bu da böyle yani. Biz öyle büyüdük baba. Yani çünkü evet. ben 14 yaşında hapisteydim. Hep grupta büyüdüm. Ama hapis çok kötüdür ama bir şey vardır. Yanlış yapamazsın çünkü bir yere kaçamıyorsun. Dağ yani abi. ben yalanı 14 yaşından beri benim yalanım yok babacığım. Öyle bir şeyi tanımam. Bizde Peki, de yok. Kila, e, yakın bir zaman geçiştiğimiz haftada falan da bir gözaltına mı alındı yine? Ne? Oluyor öyle şeyler. Ben, ben yaşıyorum onu hep Almanya'da. Öyle mi? Niye? Evet. Bu, Alman polisiyle mi anlaşamıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok çok al, iyi anlaştığım için işte. Beni çok seviyorlar. Arası alakası getirip bayram asın. günü gece yatırıyorlar. Beni e, nasıl diyeyim size şimdi Almanlar bak çok iyi kitle var Almanların. Acayip ellerinden su içebilirsin. Zaten onların sayısına biz de oradayız. Hı hı. Onlar çünkü onun onların sevgisi başka onları bizi biliyor. Ama onlar kadar bir de nefret eden kitle var. Mesela Zaksonya, Rostock gibi yerlerde ayak atamazsın. Şu anda git oraya gidemezsin yani eskiden öyle değildi. Yani. Şu anda dazlaklar güzel ayaklandı. Çünkü Kendi çevrelerinde de aldı yürüyorlar yani. Doğru. Avrupa'da zaten sadece Almanya ile ilgili değil. Sadece Türklerle değil ilgili değil, Avrupa'nın genelinde zaten Var. ırkçı ve sağcı Var. E, politikaların yükseldiği Çok bir dönem yükseldi. yaşıyoruz. Çok yükseldiği değil. bir dönem. AFD, AFD diyorlar burada herhalde. bizde AFD diyorlar da. Aha. AFD inanılmaz yani. E, zamanında Hitler'in başladığı gibi onlar da başladı. Aldılar Hı -hı. şu anda böyle Almanya'nın üçüncü kuvvetli partayı burada ne diyorlar? Parti. Ha partisi. Aha. E, inanılacak gibi değil. Ama dediğim Aha. gibi yani sonuçta bizim şimdiki büyüyen nesil çocuklar hepsi benim gibi Türkçede konuşamıyor. Onların hepsi daha çok Almanca böyle. Zaten i̇şte bizim Türkçe. Türk, Türkçe rapimiz var diye onlar oradan geliyorlar. Yemin ederim sana benim Türkçe rap yapmamdan bizim o Kuraşperk... Türkleş Daha çok Türkleşti. Yani eskiden bazı kelimeleri ben de bilmiyordum. Hı -hı. Benim eski replerime bak ilk öyle bildiğimiz kelimeler. Ben Türkçeyi nereden bilirim ki? Ben Almanca okudum. Evet. Ben Türkçeyi filmlerden, gazetelerden Ama yine çok medyadan... iyi konuşuyorsun. Türkçeyi Türkçe çok iyi konuşuyorsun. Ee, babacan öğrendik daha Türk'ü sonuçta. Anne baba hep evde Türktük. Almancayı da böyle konuşuyorum ben. Çok iyi. He Ama biz sonuçta Türk rapinden geliyor. Sana dediğim gibi bize demişlerdi zamanında siz kafa yemişsiniz. Bu yol yanlış yol. Ve benim arkadaşım abim Bülent İpek zaten olmasa Türk Rap'i hiç yoktu onu araştırın. Herkes evet. kartelde ondan başlamıştır yani Bobby'dir olay. Ve o çocuk 28 yaşında bu hayata veda etti. Bütün kalbindeki bütün sevdiklerini her şeyini beraberinde götürdü. Hiçbir şey yapamadı evet. ve ben de onun yanındaydım. Evet. Ve ben onun hayallerini tanıyordum. <laughs> ne oldu? ben O gitti şimdi ben onun hayalini getirdim ve o ezel arkadaş konumda onun şeyle gelmişti. Bobby onu yaşasaydı çok mutlu olurdu. Çünkü biz Bobby imza şeyle tabii, geldi. Tabii çünkü biz cehennemin dibinden geliyoruz. Hip hop'u bize gülüyorlardı. Lan bu ne diyorlardı? Siz kafa yemişsiniz diyor. Şimdi ezel rekor kıran çocuk Bobby'nin dövmesiyle geliyor. Çok isterdim onu yaşayıp da onu görmesini ama kemikleri için iyi oldu. Ruhuna Fatiha. Evet. Peki e, Bobby Bey'e Allah'tan rahmet dileyelim tabii. Peki e, şimdi Kila e, bu e, Fight klüpten sonra tabii işte bu birilerine diss atmak mı falan filan. Sen demin onu açıkladın zaten atmadığını evet. ama e, Norman derle mesela hiçbir zaman e, anlaşamadın galiba. Ve onunla ilgili de bir e, açıklama video Yapayım koydun. Ama. Bu videoyu koyup e, e böyle e, hı hı. Yanıt verdin. Evet. Şimdi e, ne, ne, neden yıldızınız barışmadı? ya da Ben ilk önce mi yıldızımız barışamaz çünkü ben onu hayatımda duymadım, tanımıyorum da. Bunu bir daha ciddi söylüyorum. Ben yalancı değilim. Ben harbiden tanımıyorum. Ben ne zaman Türkiye'ye geldim ne onun konserini gördüm ne bana birileri dedi ki bak bu var ya da bu bir şey yaptı. Hmm. Hiç duymadım. Hiç tanımıyorum. Hiç bilmediğim bir kişi. Bu son işte bu olaylardan dolayı e, sizde miydi, Okan'da mıydı ne öyle izlemiştim. Ben de. He. Tuhaf şey... tuhaf ben tanımadığım bir tip yani. Ben evet. ona da hiçbir şey yapmadım. Onu da tanımam. O da biliyor zaten. Tekirdek her zaman onu böyle yani biliyor her şey O çocuk benim için bir şey değil ki o. Ekmek parası peşinde. Olabilir. Ama delikanlı adam bak gitmiş hürriyete demiş ki bunlar bana, bana karşı şey yazdı. Bana karşı bir şeyler dedi. Hmm. Televizyonda da ondan önce bir şeyler konuşmuş. Millet de oraya takılmış. diyor Televizyonda öyle dedi. Tamam ama gazeteye gidip demiş bana karşı bunu dediler. La biz seni tanımıyoruz ki sana karşı ne diyek? Biz bir de dört kişi birleşip sana mı geleceğiz tanımadığımız adama? Ben size hmm. anlattım Fight Club nasıl hikayesi. Evet. Bu Fight Club neye dayandığını da anlattım. O çocukla hiç alakamız yok. Ben onu tanımıyorum bile babacan. Yemin ediyorum sana. Tanısam Biliyor tanıdım zaten derim. Zaten Normander de sonra dedi. E, yani ben zaten böyle bir şey söylemediğini, e, bana karşı yapılmadığını. Zaten o e, Fight Club daha önce hazırlanmış. Daha evet. önce bir araya gelmişsiniz. Bu meseleler daha ortada yokken. Normander'in e, Bebeler pistten çekilsin diye yaptığı şarkı yokken. Siz zaten onu hazırlamışsınız. Peki sen müziğini nasıl buluyorsun? Şimdi o dis e, atma evet. meselesi falan e, atmadınız. aşikar zaten. Bu Norman der de söylüyor zaten. Hı hı. E, müziğini nasıl buluyorsun Norman derin? Bakın ben önceden diyordum ki hip hop'tan başka her şey yalan, hatta dövüş falan. hatta başkasına diyordum bak Dayak yersin başka bir şey yaparsan. Öyleydik yani eskiden hı. biz say koyduk, sayku. Hani koyuyduk. Sonra işte öğrendikçe hayatta kaybedip kazandıkça kaybedip kanadıkça öğrendik saygı vermeyi, saygı almayı. Ekmek parası çocuğun biz popçuya da saygı duyuyoruz ben popçu olarak görmüyorum artık öyle şeyler yok yani İnsan onun da bir anası babası var ekmek parası kazanıyor ona ben kötü diyemem yani kötü olsa da dinlemem bakmam giderim hiç arkasından konuşmam bir şey de yazmam yani delikanlılık budur yani erkeklik kadınlara için de bu geçerli yani bir şey demeyeceğim abi sevmiyorsan bakmayacaksın ben de o adamı tanımadığım için hiç bakmadım bile muzini de dinlemedim beni ilgilendirmiyor da yani. Saygı mı göstermiyor. Ya çıkıp diyebilirdi e, mesela derdi. Ben saygı gösterip göstermediğimi de bilmiyorum. Çünkü ilgilenmiyorum. Çünkü tanımıyorum da o adamı. Hı hı. İşte bir kere çıkıp şeyde duyduğunu dedim. İşte yak ya böyle yapıyor. Yak ya biz bilmem ne bilmem ne. İki şamarda. Bak ben öyle şeyleri sevmiyorum biliyor musun? Hep delikanlı olacağım böyle. Hı hı. O beni zaten biliyor ben kim olduğumu. Kendi de biliyor kendisi ne olduğunu. Kim getodan geliyor. Kim harbi olduğunu da çok iyi biliyor. Ben ona hiçbir zaman bir şey demedim. Ekmek parasına kimsenin karışmam ben. Ama o... Herkes de biliyor zaten. Ben dediğim gibi hiç tanımıyordum. Çıkmış her seneler başı bir şeyler millete anlatıp onların üstünden kazanıyor. Biz eğer ekmek parasını öyle kazanmak istiyorsa buyursun kazansın. Ama bak bize yanlış yaparsa karşılığını bulur. Ne koruma ne de hiç kimse de kurtaramaz yani. Çünkü niye? Haklı adam hak hakkı bulur. Yani ben de Ama haklıyım, hakkı bulurum yani. Şimdi bu rapçiler arasındaki ha. bu gerginlik, bu şey Amerika'daki de e, Rapçiler dediğim... arasında herkes de gerginliği yok. yok, bir iki tane geyik var. Başka hiçbir şey yok. Herkes evet. çok babacan. Herkes disiplinli biliyor. Çok babacan yiğitler var bu dışarıda şimdi bizi izleyen. Hepsi de bomba gibi rap yapıyor. Hepsi de yüz çeker. Bomba gibi çocuklar var. Çok iyi tanıdığım. Hepsi de böyle hayat şartlarında işte Türkiye şartlarına göre yaşıyorlar, ediyorlar yani. Ha. Helal olsun yani. Bir uğraş var, bir hip hop noktaya bir bir noktaya geldik, bir yere geldik yani. Şu anda önüne de geçemez kimse bunun. Ve ben de o derinden geldiğim için şu anda çok saygı diyorum her şeye. Bilmiyorum şimdi o çocuğa ne diyeyim ben. Hani hangi faydası var Ripopa'nın ne yaptı onu da bilmiyorum. İsterse ne yap bilmiyorum yani ne yaptığını. Yani tabii Ama e ilk kural saygı. Bunu her zaman diyorum. Yanlış yaparsan da yanlış görürsün. Kanca kancayı çeker babacan. İyisen iyi de ama kötü olur. Ben kimseye bir He. kötülük yapmadım ya. Kimseye laf da atmadım. Ama e, şey Normander'le ben burada program yaptım. Tanıştım da çok e, gerçekten de iyi kalpli. Şimdi olayın bak babacan Ve... olay ne biliyor musun? O Almanya'ya gelse zile bassa the, aynı Ezel gibi aynı muamele ona da olacak. Onlar hepsi benim kardeşim sonuçta. Peki, şunu sormak yani, ama istiyorum. Ama o yanlış işte, da yanlış yapıyor. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Gerçekten mesela Ezel sana geliyor. Ceza sana geliyor. Ben Fero sana geliyor. Kardeşlerim hepsi. Bunlar senden çekindikleri için mi geliyorlar? Vallahi bunu ben sana cevaplamak bile istemem. İsterdim ki onları da tek tek çağır, kendileri nasıl oldu. Ben hatta yaptım. Bak bu bir aşktır, kalptir, beyindir, sevdadır. Onun önüne geçemezsin. Bizim kardeşliğimizin önüne kimse geçemez. Hı -hı. Biz nasıl ateşten böyle geçiyorsak şu anda yine geçeriz. Çünkü biz kardeş için cehenneme girer ararız. Bu öyle bir söz değil yani. Cehennemi bilir misin? Oraya evet. girer seni ararım kardeşim sen. Ee. Bu bizde böyledir. Sen de nasıl bilemem babacan? Kaçar mısın? Atlar mısın? Onu bilmem. Ama ben gelirim er kardeşim sen. Evet. Biz de böyle. Onları bilmem. Biz gurbetçiyiz. Biz zamanında izine gelirken yolda birisini gördüğün zaman Almanya plakası olsun önemli değil. Nürnberg mi? Arka arkaya beraber gidiyordun Türkiye'ye. Biz böyle bir yürek geldik. Biz hep birlik beraberliği tanırız. Hani evet. kimseye bizim öyle şeyimiz yok. Biz Türklüğü daha çok şey yapıyoruz. Çünkü neden? Bizde her sene bir hasret var beklediğimiz. Sizde yok o. Biz her sene bekliyoruz. Lan amcaoğlunu göreceğiz. Şu yapacağız. Şunu götürelim. Hala bu sene olmuş. 20 kilo et getiriyorlar. Et gelir mi oğlum? Geliyor işte. Bizimkiler getiriyor. Ne eti? Aynen. Buzluğa koyup et getiriyorlar. Burada pişirip yiyorlar abi. Bizim kültürümüzde biz hala yaşıyoruz. Biz hala onu yaşatıyoruz. Burada geliyoruz. Bizim sevdamız yüreğimizde hala aynı. Çünkü neden? Her sene hasret yaşıyoruz. Siz belki hepiniz buradan kaçmak istiyorsunuzdur. Çünkü niye? O hasreti hiç tanımadınız. Doğru. Bizim çok farklarımız var aramızda. Bunları daha çok şeyler var da şimdi zamanımız işte olduğu kadarını anlatıyorum. Bayağı hızlı anlatıyorum. Abiyi konuşturmadım yok, bile galiba. Yok yok, e, zamanımız var da. Mesela e, ilk kural saygı. E, o şarkı var mı arkadaşlar? E, o şarkıyı bir e, dinleyelim. Orada diyorsun ki ben gelirim ezelden can kardeşim Ezellen, Tararım. Senin haberin yok belki ama ben kardeş için cehenneme girer ararım. Evet. Yani mesela ezeli e, tabii ki burada e, büyük bir e, onurlandırıyorsun aslında. Tabii. Çünkü e, ben gelirim Ezelden. Can kardeşim Ezel'le diyerek e, sözde de yazmışsın. Tabii ki. Hı -hı. Bir dinleyelim bakalım o şarkı arkadaşlar. Ha yok mu? Tamam. Birazdan. İki versiyonu var onun zaten. Şimdi bir de İki remix versiyonu çıktı yeni. Evet. Onun bir hardcore versiyonu işte, bir de remix versiyonu daha yumuşak olan Millet diyor abi onu daha çok beğeniyoruz. falan Öbür tarafı da çok beğeniyorlar. Yani dediğim gibi sonuçta bu parçalar gönülden yaşam arası ölümle düzelin. Sonuçta insan o. Hatası hmm. olur. Melek gibi de davransa her güzelin yani. Bu böyledir baba hayat böyle yani. Ne kadar yani insan o ya. Sonuçta melek gibi de davransa hatası olacak her güzelin. Onu yeter ki e, altyapı önemli işte. Bak Almanya'da o çok güzel Avrupa'da. Hemen direkt atmıyorsun ya da demiyorsun bu amcaoğlu daha iyi gelsin. O bizim amcaoğlumuz hmm. öyle bir şey yok. O amcaoğlu olabilir ama bu teknikten daha iyi anlıyor. Onu getirelim amcaoğlu da gelsin ondan öğrensin. Orada öyle. Burada He. biraz daha koyu her şey, daha çok böyle kaba yok bu böyle yok. Bu altyapıyı, işte bizde bu altyapı var. Bak biz orada büyüdük, çok belalarda büyüdük ama onu temize getirdik. Bak ben sana diyorum, biz belayı getirip göstermiyoruz kimseye. Temizliği gösteriyoruz. Bizim rap o, onu anlamaları lazım ilk baştan. Çoğu da anladı zaten aileler. O yüzden de bizde, bende, çoluk çocuk, bizim orada herkes gelir yani bizim evde. Ama tabii sizin getto, bildiğin bir getto. Değil mi? Sen gettodan e, geliyorsun. Orada yaşıyorsun. Evet, İşte evet. ve tabii e, yaşadığın bütün zorluklar var. İşte Normandiya derken de senin hiç ağzın burnun kırıldı mı... E, bunun kanadı mı yani rapçi ya kendisi onun için demek istedim tamam kardeşim rap yapıyorsun da dis bilmiyorum ne yaptın da He. ben gangster rap'ten geliyorum yani benden ben gangster rap'im ben dis falan ol, olaydır ben okula falan da senin gibi gitmedim hani sen ben rapi rap gibi yaşıyorum harbi rap olacağı gibi hikayeye bakarsan ben tam rap'i yaşayan bir adamım ama Norman Der de e, iyi çocuk bilemem tanımıyorum Bak, işte ben, ben tanımıyorum. tanıdım gerçekten de e, güzel modern çağdaş atatürkçü Son derece de e, müziğiyle e, ya, Atatürk uğraşan... Atatürkçü işte zaten güzel insandır. O o, o zaten ben, babam. Aldım o öyledir, anlandı. o öyle. Biz, biz Atatürk zaten o saygı sonsuz. Babacan, Eyvah. hani ona hiç o laf yok yani. Biz Aynen, Atatürk'ten brav. sonra gelen Türkleriz. Onu kesinlikle bilelim. Babacan, sorry six forever. Berlin öpüyorum sizi. Krospek, evdekiler, hepinizi. E, şimdi bu e, tabii e, dediğim gibi ezeli e, defalarca e, söyledin. Evet. E, ondan sonra... Ezel de zaten Bobi'yi anıyor e, sözlerde. Yine aynı şarkının sözleri. Tabii tabii. Şarkının yani sevgi işte, aşk bu, saygı. Öğrendim eskilerden diyor, Bobilerden diye. E, onu söylüyor e, bu şarkı sözünde. Dolayısıyla Ezel'le böyle büyük bir e, kardeşliğim var. Güzel bir çocuk. İ, i̇nsan olarak bak ben insanlıktan konuşuyorum. Şimdi biz Ceza ile peki? Ceza da var. Gül gibi çocuklar. Böyle bak gül bahçesinde tikensiz gül onlar hepsi. Bunu size söylemem lazım. Öğrenmişler, güzel insanlar, kültürleri var. Saygıyı, sevgiyi bilirler. Kimsenin ekmeğini yemezler. Hatta hmm. ekmek verirler, ora buna yardım ederler. Kimse bilmez ama hepsi güzel insanlar. Ben bilmem o orada kime düşmüş, daha orada kiminden kalkmış. Bilmem abi o herkesin kendi şeyi, onu bilemem. Benim bir tek bildiğim bir şey var. Geldin yanımıza, insan mısın abi? İlk ona bakarız biz. İnsan mı bu ya kardeşim? Bu insan mı? İlk ona bakarız biz. Çünkü bizde ilk önemli olan insan. Tabii ki Türk sen, kanımız sana daha çabuk yakın. Çünkü dilimiz aynı ama... Türk olmadan önce de insan olmak lazım. Bu ilk geliyor. İlk insan olacaksın ondan sonra abi Türk olacağız yani. Evet. Çünkü o ondan öncesi oluyor. Ben Fero oldu. peki? Ben Fero? Ben Fero say, saygı sonsuz. Saygı böyle bir şey görmedin yani. Nasıl sana diyeyim? Böyle bir saygı hani olur ya saygı dersin bu kadar çok güzeldi. O onun üstünde saygı gösteren bir insan. Ya yani belli sözü de, sözü de var zaten. Onu da verelim arkadaşlar. İlk Kural saygı albümünden yok pardon şeyde Fight Club'de. Evet. Fight Club'de var. Bayt Kulüp'te diyor ki abilerin abisidir evet. Baba Killa Hakan. Kardeşlerin Onu, kardeşidir o, o, o da. Öyle mi kardeşlerin kardeşidir? Tabii çok güzel bir kardeştir. Çok disiplinli çok esenlidir. Ama defendidir. mesela Demet'le Demet, Demet Akalın'la tanıyorsun. Popçu. Ha, evet. Demet, Demet Akalın'ı tanıyorsun. Evet tanıyorum. E, Demet Akalın'la işte beraber e, mesela e, bir rapçinin popçuya söz atarak popüler olmaya çalışması konusunda ne diyorsun? Çünkü Benfero mesela bunu yaptı. Demet Akalın'a bir söz yazdı. Orada geçirdi. Sonra Demet'le beraber bir düet yaptılar. İşte şu an ekrana gelen e, klip. Ve oradan tabii çok daha popüler oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben Ferro'yu tanıdığım için e, Demet Akalın'ın da de çok iyi insan olduğuna inanıyorum. Dedim ya o da insan olarak bakmıştır. O da ona insan olarak bakmıştır. Hmm. Ve iki tane güzel insan çok güzel bir parça yapmıştır. Ben onu öyle görüyorum yani. Popçu falan o öyle bir müziğini şey yok. Müziğini falan. Biliyorum. Ben Ferro'nun müziğini nasıl buluyorsun? Kendine özel kendine ait bir stili var böyle ve çok da harika böyle çok güzel kendine hani Türkçe'de olması gereken bir şey herkes aynı bir şey yapacak diye bir şey yok tabii ki flex olacak ta, -ta, -ta, -ta o ayrı bir şey ben gangster rapim benimki apayrı bir şey Aha. o çocuğunki de bambaşka bir şey çok güzel yani harika dediğim gibi biz Amerika'dakiler gibi yap aynı tarzlar ama kültür aynı değil yani Hı -hı. her hafta biz adam vurup ya da onun çocuğunu ya da öyle bir şey yok baba bizde. Biz tam tersi hayatımıza gelecek olursan ezel hepsinde öyle ceza meza. Hep öğretici, hep nasihat uyuşturucudan uzak dur. Ne yaparsan yap, spor yap. Babanın, ananın sözünden hiçbir zaman çıkma. Bazen biz de gençken diyordum lan babam, annem lan. Aynen yani salla ama şimdi anlıyoruz yani. Ve bunları da çocuklara işte anlatmaya çalışıyoruz. Bak ben de babama böyle diyordum ama bak bunu hmm. böyle yap. Dövmeden tatlı dille biz şiddetle gördük ailede. Benim babam pelvandı. Ben her gün benden yani zaman buldukça belim belimi, olaylar yani. Onunla gördük, ben güreşten de geliyorum. Benim babam milli Biliyor güreşçi. Biliyor, milli güreşçi baba. Evet ve altın madalyası var. Bunu da hani herkes bilmez. Evet. Ama e, bilenler bilir. Türiyet Alir, şimdi. Ali Rıza durmuş. Evet, arşifte şeyleri var. Milli güreşçi. Evet. evet, aynı zamanda daha bayağı şeyleri var da. Neyse işte ben doğduktan sonra o da bırakıyor işte orada, işe başlıyorlar. Hı hı. Gece gündüz ondan sonra 40 sene boyu hiç durmadan çalışıyor çalışıyorlar. Işte. Çalışıyor, Bu çalışıyor. 40 sene içinde de ben Aynen. biliyorum işte. Arasında Zaten Türkiye'de maalesef. Almancı, Almanya'da yabancı olmak maalesef, üzerine evet. kurulu senin. Müziğinde. Evet. Ee, ben Fero Hanım var mı arkadaşlar? Ee, abilerin abisidir baba Killa Akan. Görelim. <laughs> Peki. Birazdan gelecek o. Ee, Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı ee, değil mi? Evet. Şimdi bu olaylar Türkiye'de Almancı gerçekten öyle ya. Bak millet diyor ki biz Almanya'da e, parayı havadan geliyor falan. Yok baba biz de orada mücadele veriyoruz yani. Tabii ki bazı şartlar çok daha güzel. Hı -hı. Hani Avrupa standartları şartları ama sonuçta mesela ben buradayken bir kasada duracağım alışveriş yaparken bana sen hiçbir zaman diyemeyeceksin. Ya sen burada olmasaydı şimdi sıra bana daha çabuk gelecekti. Ben hiçbir zaman bunu bu ülkede duymayacağım. Çünkü ben de aynı bu ülkedeki insanların tipi gibiyim. Ama orada ben bunu çok duyuyorum. Hatta en son cezayla tak tak Sivo onlar da şimdi izliyordur. Hmm. En son onlar yanımdayken alışveriş merkezine gittik. Alışveriş ne kadar insan varsa bize şey yaptı ya. Hepsine laf yetiştirmeye baktım yani. Sırf sırada durduk diye. Var dediğim gibi o kitle Alman kitlesi var da sevmiyorlar. Görmek bile istemiyorlar. Peki e, şunu söyle e, Türkiye'de Suriyeliler var. Ve Suriyelilere de son yıllarda oluşan tepki var mesela. Tıpkı e, belki de e, bizim Almanya'da yaşayan... Hemen Türk... anlatmam lazım. Hemen Lütfen. seni kesmem lazım. Tıpkı belki derken çok yanlış. Öyle bir büyük yanlış ki bu bunu hemen düzelteceğim şimdi. Çünkü evet. bizimkilerin emeklerine çok yazık oluyor. Bizimkileri çağırdılar, gelin dediler. 1960'larda. E, biz doğru. neyiz? Biz misafir işçiyiz. Biz savaş kaçakları değiliz. Üstelik savaş olsa ölene kadar ülkemizde kalırız. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet, onlar doğru e, kendi ülkelerine bırakıp ha, geldikleri için. Biz öyle değiliz. Ama... Bizi çağırdılar. Gittik bir de güllük gülistanlık ettik oraları. Bizi duvarın dibindeydik. İnsanoğlu yoktu. Ölü beş gün sonra bulunan yerlerdi oralar. Oralarda neler yaptık neler? Şimdi oralardan bahsediyorsun. Tabii babacan merkezi yer oldu. Şimdi evet. dünyanın en merkezi yeri en büyük parti alanı seçildi. Kreuzberg bak ya. Hı -hı. Bizim doğduğumuz yer, bizim yaptığımız yer. Biz oranın enerjisini veriyoruz yani. Bizim o o enerji oradaki bütün duyduğunuz işte o dünya çapında birinci olmalar falan biz oradayız. Bizim altyapımız. Hı -hı. Millet hor görüyordu böyle sokakta oturanı falan. Biz Türkler onları öyle görmedik. Çünkü biz biliyoruz açlığın ne olduğunu, metaliksizliğin ne olduğunu. Punklarla büyüdük mesela. O insan orada oturuyordu, ona bir şey yapmıyorduk. Hatta gidip böyle karnı aç mı diye sorup bir şeyler verdiğimizde onlara da Almanlara biz öğrettik. Bir aç'a yemek verilir ya, bu yapılır yani. hani Bu Allah tarafından evet. böyledir yani. Biz Şu... de hani Allah inanan insanlar olduğumuz için kalpten. Hı hı. Bak ben camiye, yani ben sokakta geçirdim hayatımı. Camiye gitmem ama cami benim kalbimde yani. Allah evet. benim buramda. Ben dediğim gibi yalan söylemiyorum. En büyük zaten Allah'a yakın olmakta. Yalan söylemeyeceğim, kimsenin namusuna göz dikmeyeceğim bu kadar. iki tane olay var ya bitti. Yalan söyleme namusuna, kimsenin göz dikme. Delikanlısın ve Allah'a en yakın adamsın işte. Bu kadar evet. kolay hayat yani. Ben de bunu yapıyorum işte. Peki e, Kreuzberg'den görüntüleri görelim. Pitbulllar var. Ee, evet, senin senin köpeklerim ya da var. Abilerim, kardeşlerimin benim onda, de onda. vardı. Ben köpek diye aldım, ayı çıktı onu şimdi verdim. Öyle mi? Maalesef. <laughs> Nasıl köpek aldığı çıktı? Burble diye rastlı. Ben onu öyle aldım. Küçüktü, çok tatlıydı. Resimleri de var. 7 aylıkken zaten çektim. Ben de şaşırdım lan dedim. Biz mi yanlış aldık bunu? <laughs> Sonra ama baktık çekti? Burble rastlıymış. Öyleymiş. Bey, Dışarıda yaşıyormuş. Kadın da bize hiç söylemedi. Sattı direkt. Bin euro verdik zaten. Evet. Ya gitti işte. onu ya Üzüldüm ama bir daha da almam köpek yani. Ona çok üzüldüm. Ormana götürdük verdik. Evet, Ormanın kenarında yaşayan bir aile evet. vardı. Kaldık canım işte. Bir market mi işletiyor evet. baba? Evet. Şu anda bundan iki hafta önce maalesef kalp krizi geçirdi. Artık dükkanı şey yapmıyorlar. İkisi de yaşlandı artık. Evet. Arkadaşlara verdik. Hı hı. Dükkan daha bizim ama başkaları yönetiyor. Başkaları yönetiyor. Evet. Ee, sağlığı nasıl şimdi babanın? Şimdi Allah şükür iyi. iyi. Güzel geçmiş Allah olsun. Allah şükür gidiyoruz. çok iyi şu anda. Ve, e, kila e, mesela sen bu hayat tarzını daha ne kadar devam etti? Mesela çoluk çocuğa karışmak, evlenmek, e sonra bunları yaptıktan sonra belki bunlardan tamamen elini ayağını çekmek mi? Nasıl? E... Şimdi elimi ayağımı çekmek gibi bir şey ben planlı yapmadığım için benim hayatım bu. Hı hı. Benim evlendiğim zaman benim hanımım da bunu sevecek. Benden beraber bunu yaşayacak. Çünkü ben Kötü bir şey yapmıyorum. O da bunu sevecek ve çocuğum Hı. olursa o da bunu sevecek. Ben sonuçta mikrofonla öleceğim. Çünkü ben bir show yapmadım hayatımda. Bu benim hayatımdaydı ve ben bir arkadaşımı kaybettim abimi. E. Bu çok ciddi yani. Ben bir can kaybettim bu yolda. Bu Hı -hı. yolda gelirken işte o öldüğünde millet onu diyordu. Ben Türk rap'i ben sedemedim mi Türk rap'i hiçbir zaman meşhur olmayacaksın. Türk rap'i hiçbir zaman işlemeyecek. O zaman kimse yoktu. Herkes evinde yatıyordu. Biz onları yaşadık. O anda ben Bobby'nin gittiğini biliyorum ve Bobby'nin ne kadar usta olduğunu biliyorum. Evet. Bülent İpek ben onları yaşamış adamım ve şimdi bunları görüyorum. Yani bir nevi çok seviniyorum bir yerde de kalbim acıyor çünkü onun hiçbir şey yaşamadı ki o getirirdi her şeyi. Ve işte o insanlar da gelip öyle şeylerle gelince ben coşuyorum ve kamerada öyle şeyler oluyor. Millet de yanlış algılıyor. Ama umarım şimdi böyle anlatabilmişimdir babacığım. Evet, Olayların azından, gerçeği bu. En azından. E, yani can... en azından yani sinirli adamım bir de bende sinir var. Ben çok tatlıyım. Dediğim gibi sana bal tatlısı gibi adamım ama işte sinirlendirmeyeceğim beni işte. Ben sana yanlış yapmam ama yanlış yaparsan sokarsam da kızmayacaksın. Canımın içi. Anlıyor musun? <laughs> hani özür dilerim ama yani. Ee, hep gözlüklerle mi geziyorsun? Hep göz. Çıkandan... Bazen uyudum da oluyor. Bir kere hatta kendimi banyoda yakaladım dedim. Lan harbiden üşüttüm kafayı. <laughs> Alışkanlık olmuş babacan o bende kaldı dedim ya sana aranıyordum zamanında. Ee, şimdi diyeceğim hapis şey diyorlar. Maka diyorlar. Knas maka diyorlar almak Yani hapisten kalan bir arızalık. Arızalık bir şey kalmadı. ya. Eğer arızalık diyorsanız da arızalık olsun. Sonuçta bu benim bir markam oldu. Arandığın Hayatımda benden dönemden... beraber geldi. Beni gizledi çünkü bir, bir dönem. Hı -hı. Benim en iyi arkadaşımdı bir dönem. Beni sakladı yani. Peki. Bu da aşağı indi yani. Evet. Bir de eldivenler vardı el izlerimden dolayı. Onları da artık kestim. Üçü hayatımda kaldı yani. Eldivenler artık daha çok takmıyorum. Ama dediğim gibi bunlardan çok yattığım ya da banyoda kendimi yakaladığım oluyor. Ama kendime bir hata görmüyorum. Çünkü ben haklı başında bir adamım sonuçta. Ama benim gibi siz yaşasaydınız hepiniz belki tümaranıda olabilirdiniz. Ben böyle olduğuma çok seviniyorum. Mutluyum. Gözlüğünü çıkarsan desen çıkartır mısın mesela? Seni gözlüksüz görmek isteyen e, bazen. Bir iki tane e, fotoğrafım var e, evet, geçmişte. Var, var. canlı yayında görebilirler gözlüksüz. Seni gözlüksüz e, çıkart çıkartmanı istesem çıkartır mısın şimdi? Ee, bak sana sonra çıkarayım babacan odada istersen. Ama şimdi buradan yapmayayım. Tamam. Çünkü okay, okay. onu yani gerek yok. Çünkü tamam. o gözlükler <gülüyor> yani <gülüyor> Güzel. Yani çok, çok mu ısrar ediyorsunuz? Onu mu diyorsunuz yani? Kırma mı bizi diyorsunuz? Çok ısrar etmen lazım. Ben öyle birden çıkarmam ki. Baba tamam. Cenni gerçekten cenni gerçekten, cenni. gerçekten ısrar ediyoruz. Ee, kırma bizi diyoruz. Bak buradaki arkadaşlar da diyor. Bakayım öyle mi diyorsunuz? <laughs> evet bak aynen. Yakın al. Ama şimdi terledim ya. Belki şey evet. olabilir. Neyse. <laughs> Yok <Evet>. ya olmadı. <laughs> olmadı. Şey. Kendini ee, beğenmedi. E, şimdi e, ışığa şey ya gözlerim şey olduğu evet. için. Bir de daha yeni. Ha bir şey söyleyebilir miyim buradan? Lütfen. Doktor Türkiye Güz Doktoru. Saygılar abi. Gözüme lens taktın ama. Almanya'da yine leza yedim daha yeni lazer yedim e, evet. bana dedi lazer, lazer sana ola, olmaz şey takalım lens. lens iyi dedim dayı güvendik işte taktı sonra gittim şimdi Almanya'da yine leza yapıldı neyse bu şimdi konu değil ama amca sen bakıyorsan haberin olsun yani. <laughs> Tür <laughs> Türkiye göz doktoru mu ne orada ben yeri de unuttum. İstanbul'da mı yaptın İstanbul'da işte? İstanbul'da yani. evet, ama tamam. kartı var bende yani uğrarız. Tamam, git kontrol ettir canım. Gideceğim tabii, gideceğim. Bu neydi daha iyi? Zaten lezzayı yaptırdım şimdi zaten ama. Ha yaptırdın. Ona bir sorayım ben. O yüzden ben. gözlükle çıkarma. zaten. E, lazer yaptırdıysan gerçekten beş de. Beş gün oluyor daha. Ha. Beş gün önce. Yoksa daha erken gelecektim. MTV Almanya e, kanalında 15 hafta boyunca top 10'da kaldın. Evet. Değil mi? E, geçmişte. Tabii. E, bu e, listelerde hep üstrayı zorladın. Evet. Mesela Almanların seni kabul etmesi, evet. e, bir Türk rapçi olarak orada tutunman çok zor olmadı mı? Nasıl kabul ettiler seni? Vallahi Almanlar öyle değil yani bizim millet gibi işte orada bir fark var Biz işte farklar işte bak yanlış anlaşılmasın ben sonuna kadar Türküm ama Almanlar öyle değil abi Hakkı hakka da veriyor bunu da demek lazım yani hı hı. onlar sanat açısından bakıyorlar anlamadıkları halde o kitle işte bizi seven kitle onların sayesinde hala orada yaşıyoruz. O kitle bize hep destek verdi. İslamik force olduğumuz halde bize onlar anladılar sanat sanata gözüyle bakıyorlar. Çünkü daha önce İslamik Force'sun değil mi? Tabi. Grubuna da öyleydi. Tabi İslam İslamik force onun da işte hikayesi var. Neden İslamik force? Çünkü hep bizi üçüncü sınıf insan olarak görüyorlardı. Biz de Zulu Nation, bak bunları kimse bilmez Zulu Nation, Afrika Bambata, South Sonic Forcelar, bunlar da öyle bir birikimlerdi işte. Afrika'nın da tür tür şehirleri var. Hani bir Afrika değil ki, bir sürü şeyler var. Onlar da işte öyle mesela kendi aralarında savaşan şeyler bile var kabileler. Hı hı. Bak onlar bile hani öyle birleşip Zulu Nation gibi işte şeyler oluyorlar. Savaşmadan Zulu Nation, Afrika Bambaata. İşte bizde de İslamic Force. Hı. Biz de çünkü tek Türk olarak İslam değiliz. Başka İslam yaşayanlar Aynen. da var. İslam biz Islamic Force ve de biz de müzik yapıyoruz. Biz de yaşıyoruz. Bizim kültürümüz de bu. Ve biz de insanız ha. Bunu da unutmayın. Biz de eğlenmek istiyoruz. Bu da var. Sonuçta tabii ki namazımızı da kılarız, ederiz ama biz de eğleniriz. Bizim de her şeyin bir yeri noktası vardır. Yani biz hı. eğlenen insanlarız. Biz öyleyiz yani baba. Allah'a karşı sonsuz sevgimiz saygımız ölürüz ama eğlenmek de isteriz yani bu hayatta. İnsanız çünkü sonuçta. Biz böyle görüyoruz olayları baba. Kızan varsa kusura bakmasın ama doğru baba, doğru baba. Bu işler böyle yani. Bu işte öyle. Peki, Peki mesela şey senin hani? sosyal medyadan e, şuraya gel buraya gel dediğin olaylar var ve ha. gerçekten de gidiyoruz. Diyelim ki sabah 5'te Kreuzberg'de bilmem ne köşeye ya ya da Kreuzberg'de başka bir yerde. O hatayda daha yapmıyor. Bir kere yaptım onu. İyi ki de orada gelmedi çocuk. Ben işte ben öyle üşütmediklerim oluyor bazen. <laughs> gelmedi ya? mi çocuk peki? İyi ki de gelmedi işte. O yazmış bana. Ben o kadar güzel yazmış, yazmış ki ben zaten dediğim gibi internette fazla şey yapmıyordum. Daha yeni yeni şey yapıyorum. İşte burada tam bizim evin biraz ilerisindeki bir yeri yazmış. Dedim gitmezsem şerefsizim ya. Zaten yakın. Hmm. Bir de sabah sabah kalktım tünel görüyorum ortalığı. Öldüreceğim onu ya. bana Ben gidiyorum öldürmeye gidiyorum adam öldürmeye gidiyorum sabahın köründe olaya bak. Gittim oraya işte bekledim, bir resim çektirdim, gönderdim. Sonra çocuk bana yazmış, abi ben seni seviyorum, şaka yaptım falan. Bir an düşündüm böyle. Bir an ben düşündüm, ben kimim, ne yapıyorum diye düşündüm. İşte orada ilk uyanırım, oldu orada oldu. Ee. İşte ikinci hatam, hata denirse eğer ona, bu işte o Ezer olayındaki, Benferoğlu'ndaki o yaptığım olaydı. O da aslında hata değil de işte millet üstüne alınmış. İkinci... Boru hikayesi diyorsun. He? Boru hikayesi diyorsun. He, Alayına Boru, aynı Alayna boru o hikayesi. Boru, ha. Birincisi Sümer Sümay, vakası. ikincisi o Alayına Boru vakası Umarım üçüncüsü olmaz yani. Aslında hep hep öğreniyorum ben. Hani olmasın ben, tabii canım. Yani Olmasın bu, tabii canım. Ne gereği var? Şiddet doğru bir şey değil. Değil baba sokaktaki, öyle bir şey değil. Evet, e, sokaktaki şiddet de doğru değil. Değil. E, tehdit de doğru onu değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz evet. işte biz. Onu anlamıyorlar. Ben onu diyorum. Bak diyorum güzel kalpli insan diyorum. Ya güzel kalpli insan. İşte anla da sen güzel değil misin hmm. yani? Şimdi güzel kalpli değil misin? O zaman sana o işte. Evet. Ben de onu diyorum işte. Kötü kalpli de. kötü O diyorsun. işte. Sen de biliyorsun ne olduğunu. Hepimiz biliyoruz. Artık herkes biliyor kötü kalpli insanların hak ettiğini. İyi evet. insanlar da on, bizden yani. Saygılar. Peki e, Fight Club e, beğenildi mi sence? En fazla dislike alan e, şarkı ne oldu bu senin? Ha. Neden kaynaklandı bu? E, Fight Club e, 33 milyon. Mekanın sahibi 89 milyon izlenmiş Hı -hı. mesela normalde. İşte oradan zaten görebiliyorsun kim ne yaptığını. Her şey zaten ortada belli. Belli olan bir şey daha var onu da öğrendim. Bizim de çevremiz kolumuz var tabii. Öyle sokaktan da geliyoruz dediksek boş değiliz yani. Hı -hı. Onun arkasında çok zengin adamın, kodaman adamların bir tane adam yani. Benim bildiğim bir tane fazlasını araştırmadım zaten takmadım da ama bana anlattı çocuk. Bir tane zengin, çok zengin bir adamın torunu olmuş. Hı -hı. O ismini de söylemek istemiyorum reklamdan da yapmak istemiyorum. O torunu destek veriyor işte buna. Kendisi de dijicilik yapıyormuş. Ulan sonradan baktım yıllarca suyunu, şeyini, çikolatasını, bilmem nelerini yediğimiz adamın markaları yani. He. Bunların şeyleri de var. Bilmem ne? Üniversiteleri, okulları falan da var. O dediğim arkadaş da oradan gazı veriyor bunlara tamam mı? Biz He. bunlar şahitli yani böyle hikaye değil. Şimdi o biliyordur kim o DJ dediğim şu anda bakıyordur zımbo. bu. Kim olduğunu da biliyordur. Bunlar hak diyen kişiler. Bunlar Allah tarafından cezalandırılacak Galiba. kesinlikle. Ben, ben şimdi ben de ismini şey söyleyeyim. Hayır, biliyorsun işte kulağıma, onlar. Kulağımla onları ben öğrendim bana kağıtlar bile geldi <laughs> ne olduğunu. Ben para dedim en, enler ona ben para verdi dediysem verdi. Bakın madem o kadar güzel madem o kadar 84 milyon yapmış. Ben Avrupa'da gidin açın listelere bakın. Dünya listesinde ben varım. MTV'ye şimdi yine ben girdim. Genius chart'lara ben girdim. 84 milyon bizden iyiyse o niye girmemiş babacığım dünya listesine. Hı -hı. Çünkü dünya listesi de numara yok. Anladım. Öyle giremezsin oraya. E Sen bana bana yapabilirsin sürü psikolojisini. Benim gibi bizim gibi Türklere 1200 dislike yaptırabilirsin. Hı, Hı Ama dünya onu görüyor. Biz dünya çapında gir listelere ben varım o yok. E. Kusura bakmasın isterdim ekmek parası oldu ama gerçek de bu babacan. Çoluğu çocuğu kandırıp böyle bot hesaplarla bize 1200 yapmışın. Eğer beynim varsa beynin bak burada beyin var. Burada da kalp var. Tamam mı? bu kalpten böyle çalışıp buraya gidiyor. Bu insanlık yapıyor. Eğer sende bu varsa o parçayı dinlediğin zaman kötü diyemezsin. Çünkü o parça dünya çapında bir parça. Bunu dünya biliyor. Türkiye'de var birkaç öyle insanlar ama onlar da düzelecek. Çünkü biz de öğrendik zamanında hatalar yaptık. Başka türlü hatalardı bizim Onlar. yaptığımız. Onlar da şimdi böyle tür hata yapıyor. Ama belki de bugünden sonra olacak değişecek. Ama öğrenecekler. Evet. Ama Bi o taraf destek aldığını size söyleyebilirim. O 1200 tane destek insanlar öyle şeyinden değil yani. Arkadan gazlı gazlı yaptılar onu ve biz de bunu gördük. O dediğim kişi de sen biliyorsun kim olduğunu. Anladım. Herkes de şu anda daha iyi anladı olayı. Anladım. Buradan da saygılar diyorum. Dediğim gibi kanca kancaya çeker saygıya saygı. Bela da bela. Dişe diş, kana kan göze göz. Evet. Şimdi şu tip olarak tip olarak bizim orada böyle çocukları soyuyorlar. Şey yapıyorlar. Bunlara biz sahip çıkıyoruz böyle tiplere shortmord küpe falan öyle hani bunlar böyle güzel çocuklar, tatlı, şirin çocuklar bizim orada diyorlar bunlara. Kötü değil Allah korusun. Cakışıklı çocuklar, temiz, parfümlerini hep kullanırlar. Hep güzel kokarlar. Öyle böyle bu. Şey kötü bir şey değil. Ben kötü mü dedim şimdi? Yani. Ben sana diyorum çok güzel bir şey. Yani. Yanlış anlama bak benim dediğimi dinle. Çok baba diyorum. Çok güzel kokuyorlar. Ben ondan beklerim böyle bir insandan ne beklerim? Temizlik beklerim. Gül gibi kokan insan gül gibi olur. Nasıl olur? Çıkar ortaya diyebilir mesela değil mi? Arkadaşlar ben hürriyette onu öyle demek istemedim. Böyle böyle bu benim abimdir bunlar da benim kardeşimdir. Ama ben ondan ne duydum mesela? O olaylardan bakmak mecburiyetinde kaldım Okan Bayülgen'in ilk hmm. şeyine. Benim duyduğum şuydu ondan. İşte çocuklar bunu yapıyor biz de bırakın yapsınlar dedik zaten kontrol bizde. Evet mekan sahibi biziz e, Kontrol yani. bizde derken sen mafya mısın? Hanginin neyin kontrolü sende ya? Bir kere Hip hop özgürdür baba. Hiçbir şeyin kontrolü olmaz müzikte. Rap öyle hiç olmaz. Özgür yürektir. Son nefeste bağıracağız rap özgürlük diye. Anlıyor musun? Hiç yoktansa bunu bileceğim. Bir kere orada ben zaten dedim bu ne anlatıyor ya. Hı -hı. Anlattığı şeyler çok iyi bilirmiş. Hani rap ya kardeşim sen rap'i nereden bileceksin? Sen internetin daha mı farklı öbürlerinden? Sen Türkiye'de ne gördüysen öbürleri de onun senin gördüğünü görebiliyor. Sen hiç Avrupa dışında yaşamadın ki bizim gibi. Hı -hı. Tam olayın içinde derin dibinde olmadın ki. Saygı madem bu kadar güzel bir şeysin çok iyisin. Hani tamam yap yaşa ama doğrulara da doğru olduğunu söyle. O zaman delikanlısın. Evet. Sen şimdi bir şey yapmaya çalışıyorsun ama doğru olanı da yalanlıyorsun. Sen hmm. doğru olanı doğrulasan o doğrular da senden taraf olacak. Evet. E sen ateş veriyorsun ateşin üstüne ateş atıyorsun. Ateşte bir geri pişkürürse ejderha, ejderha ateşini tanımazsın belki. Ama çile ejderha ateşi gibidir. Hisseder, çok kişi hissetti bunu. Bak ben çok hapis yattım. Zaten benim de çok hapis yatmamın sebebi benim böyle hani boyum fazla uzun şey değil ama böyle gözüne kestiren hep oldu böyle. Zaten o yüzden yattım ben içeride. Hep gözüne kestirdiler. Ondan sonra da gördüler. Şimdi şu anda bakan vardır. Birkaç dikişi olan şu anda bakıyordur. Sonradan olayın güzel tarafı onlarla da arkadaş oldum. Hatta onların çocukları şu anda bana geliyorlar. Öyle bir durum oldu yani. Bak ben onu da yaptım. Hani o insanlarla bile barıştım. Bir ortama geldim. Hatta özür diledim. Bak dedim zamanda böyle. Onlar da bana hak verdi. Hatta onlarla samimi konuştum. Dediler evet seni göze kestirmiştim. Sonra böyle oldu. Göze kestirmeyeceksin kimseye abi. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyozan edip piyasaya bakıyor. İnsan olacaksın işte. İlk insan olacaksın. O zaman insanlıkla hep karşılaşırsın. Biz bataklığa düşmüştük zamanında. Dediğim gibi işte işte benim Dazlak'la başladı hikayem. ona sonra devam etti. Ama saygıyı hiç bozmadım. Kültürümüzden hiç eksilmedim. Ve bayrağı da hiç çamura batırmadım. Hep şerefli Her yere gidebilirsin dünyada. Hep şeref, namus, kira akan, Türk bomba derler. Cine. Onu kim tanır? Burada tanıdılar. Ona da saygı. Türkiye global listesi. Saygılar. Ben dünya global listesindeyim. Ve şu anda da Avrupa MTV'de Yakında program çıkıyor benim hakkımda. Daha başka ne yapabilirim? Bir Türk gurbetçi ee. çocuğu olarak, okula doğru dürüst gitmemiş bir vatandaş olarak, Türkçeyi kendi çapında öğrenmiş bir kişi olarak, Türk bayrağı altında büyük kupalar kazandım ve hala kazanıyorum. Ve en sonunda dünya listesine soktum Türk bayrağını. Cezayir'le, Ezel'le, Ben Ferro'yla. Biz Türkçe rap yapıyoruz babacan. İlk baştan fight club diyoruz. Hayatta mücadele. Ve bu mücadelenin içinde dünya çapına girdik. Bunları görmenizi istiyoruz gluk gluk olabilir, belki mağdur olabilirsiniz hayatınızda. Bundan sonra terapi yapın, kurtarın. Size o konuda da yardım etmiş oldum o zaman. Hani en azından o mağdurluğunuzu bak şimdi kendinize bir Çöp toplanın, yardım edin birbirinize. Fight Club mücadele, hayat ve düştüğün zaman kalkmasını bil. Anana babana saygısızlık yapma, büyüğüne hep saygı göster, küçüğünü sev. Ben hani bu kötülükse o zaman ben kötüyüm yani. O zaman bana Kötü diyebilirsiniz. Başka da yani budur yani babacan. Biz harbiyiz Hayır, yani. E, kimse sana kötü demez ama şu var ki. bilmiyorum tabi. onu artık. Ee, internette evet. olabiliyor böyle <laughs> çok böyle hani kendini bilmezler. Onlar da belki daha bilmiyorlar. Tanımıyorlar beni. Ama tanırlar evet. umarım. Siz de bu şansı bana verdiğiniz için buraya saygılar abim. Teşekkür ediyorum. Ne demek. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten Almanya'dan geldi Killa Hakan ve canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor. Lütfen Killa'ya sormak istediğiniz sorular varsa hem e, Cengiz Semercio adresine e, gönderebilirsiniz hem de e, TV100 adresine Instagram'dan gönderebilirsiniz. E, sorun e, burada hemen Killa'ya e, merak ettiğiniz her şeyi sorayım. Peki e, mekanın sahibi lafı anladığım kadarıyla biraz da böyle bir egosantrik bir laf oldu e, Norm Ender'in söyledi. Mekanın sahibi sence kim peki? Biri desen... Şimdi Herhalde. bu olaydan sonra bu mekanın sahibi olan sonra ben dedim ya onu tanımıyorum. Sonra olayları gördüm. Mesela İzmir'den güzel çocuklar var, Cashflow gibi o da bakıyordur şimdi buradan Cashflow selam. Ve o çocuğu tanımıyordum, bak onu da tanımıyorum. Hangisi Tolerado mu ne ismini bile unuttum. Tolerado mu ne bilmiyorum. O da İzmir'den. O evet. çocuklar bunu tanıyorlar zaten. Evine gitmişler, bu çıkmamış falan. Bir sürü hikayeler var babacan. sokain aşağı doğru sana anlatsınlar herkes. Tabii. Ben şimdi onun reklamını burada ya da kötülüğünü anlatmak istemiyorum. Hı -hı. Kendi hayatı beni ilgilendirmez. Ama delikanlılar var o İzmir'de yani çok baba Hı -hı. işleri yapanlar, mekanın sahibi. Onlara anlatsın. Bana değil. Ben Berlin Kreuzberg'deyim. Ben buraya gurbetçi olarak geliyorum. Ben buraya sırf geliyorum eğlenmeye, yatırım yapmaya yani. Biz buraya hep yatırım yaptık ömür boyu. Bizim ailem bile burada evimiz yani. Benim evim var burada. Biz buraya hep hayatımızı buraya yatırdık yani. Hı -hı. Çalıştık çalıştık hep buradaydık. Hep buradaydık ve hep hala buradayız yani. Biz Rap'in hasını yapıyoruz babacan. Nerede kalmıştın biraz evvel? Özür dilerim. Biraz evvel şimdi buraya yine kafam Mek oraya girdi. Me mekan mekanın sahibi ha, olarak. Mekanın İzmir sahibi miydi? dediğim gibi o çocuklara söylesin bakayım. He. İzmir'deki çocuklara ilk baştan kendini kabul ettirsin, sonra dünyaya mekan sahipliği yapabilir insan diye düşünüyorum. Ee, daha güzel şeyler var, daha hoş şeyler var. İnsan hip hopta. İlla disel ederek bir yere gitmeye gerek yok. Amerika bambaşka bir yol. Amerika'da kaç milyon insan yaşıyor ve orada hip hop oranın kültürü. Çocuk, dede, anne, baba herkes dinliyor. Hemen orada zengin Doğru. olabiliyorsun. Burada zaten bir zorluk içindeyiz. Ben zaten zorluk altından geldim. Hip hopu nasıl getirdiğimi size söyledim. E şimdi bu bir insan çıkmış işte yok onlar şey yapsın da biz sonra kontrol ederiz. Hmm. Neyi kontrol ediyorsun? İşte güvendiği insanlar sana o anlattığım insanlar. işte Aha. arkadan para verip gaz yapan. Türkiye'de oynarsın en fazla burada çökersin. O da belirli bir kendi yerinde işte mekanı zannettiğin yerlerde. Ama sağında solunda çok işte manyak insanlar var. Sana da çok pis laf atıyorlar zaten. Sen dişçiysen, hani diş atıyorsan niye onları atmadın? Bir. İkincisi bir şey söylemek istiyorum ben. Bir zaman ben böyle televizyona bana birisi bir şey gönderir. Ahmet Çakar diye birisi var. Hakem mi ne o? Evet. Bu adam televizyonda bir şeyler anlatıyor. Böyle diyor ki hip hopçular diyor annesiyle babasıyla taciz bir şeyler yaptılar diyor. Tamam mı? Ben dinliyorum diyorum lan bu ne anlatıyor ya? Resmen bize anne babayla şey yaptığımızı söylüyor yani. Açık açık televizyonda. Hip hopçular kokuyormuş. Hip hopçular annesi babasının tacizine uğramış. Böyle şeyler anlatıyor bu adam tamam mı? Bu adam kültürlü adam hani. Ben de direktman baktım Türkiye'de hiç hareket yok. Kimse bir şey demiyor. Bir parça yaptım. Adı Yalaka. O parça da onun ismi geçiyor işte. Ahmet Çakar'ın ismi. Evet çünkü he. bize öyle dediği için. Ben o zaman o arkadaş dis atıyor ya bu senin dediğin hmm. arkadaş. Neydi onun adı? Normandat. O arkadaş niye ona laf atmadı? Madem Hani o işten hmm. geliyorsun. Boş çoğu böyle. Niye Bir şamarlık işte yani. E, tabi lan madem öyleyse orada yapsaydın. Madem hip sahipsiz o sahipsiz. E, Ben oradan Almanya'dan burada geldim. Haber gönderdim oraya dedim. Hop Ahmet kendine gel. Aha. Hani oradan hareketimi herkes bilir bakanlar. Madem hmm. öyle baba babacansın, babacan çocuksun. Hiphop'tan geliyorsun, hip hop'u seviyorsun. Rhyme my mi anlatıyorsun? O zaman o işlere de göz çık. Hmm. Sen bak o çevrendeki insanlara anlatırsın. Onu da sırf anlatırsın o arkandaki... O babacan, baba adam torununa bırakmış ona. O da sana şimdi destek veriyor. Bizim gibi insanları kötülüyor. Destekler peşinden koşutturuyor. Evet. Kendisi de diyeceğim müzik falan yapıyor. Hatta kazananlar kulübü falan diye kendine yazdırmış. Tek kazananlar kulübü burada koçum. Bir gün bir, bir ringde bu yumurun tadını tatmak istersen çok isterim seni. Sen biliyorsun kime dediğimi. Bir tatmanı isterim bunu. Delikanlıysan Boks yapıyorsun değil mi? Ne kadar çalışıyorsun günde? Her gün babacan. Ben Her hayatımda gün. ben ya şimdi annemi şey yapayım da doğduktan sonra diyeceğim de ben hayatım benim savaş. Beni benden, beni dö beni dövemezsin. Yani nasıl döversin? Beni öldürmen lazım. Peki, beni e, dövüp gidemezsin çünkü e, sabah kapında beklerim seni yani. Kreuzberg'de ha. Hiç dayak yemedin mi? Ben mi? Hı -hı. Ben altı durak dayak yedim ama 7. durak onu onu ağlattım, ağlattım. Tabii ki dayak yedim ama nasıl Hı -hı. dayak yedim? Sonunda yendim yani. Anladım. Ağzım burnum benim de kırıldı. Dikişler yedim, bilmem neler oldu. Bıçak yedim, beyzbol sıpasını yedim kafama, sırtıma yedim, mahiyeti yedim böyle boydan boya. Ama kalktım onların hepsini hallettim. Yani ben orada şey olmadım. Hastaneye gidip böyle yaralı değildim. Onlar durmuyordu. Onlar gitti. Benim şahitlerim var. Hepsini bir herkes biliyor. Ben kila işte o. Kila o yüzden kila işte. Kila Kilanın hiç... anlamı ha, ne? İşte o, o, anlattım şimdi sana işte. Kila Killer'dan geliyor galiba. Değil mi? Kila, killer... kila hep sözünün değeridir. Yalan söylemez. Kimsenin namusuna göz dikmez. Ve harbi savaşçıdır. Hı, -hı. Kilayı dövemezsin. Niye? Öldürmen lazım. Kila dövülmüyor ki. Kilayı öldürmen lazım. Yoksa yarın kapında bekler. Çünkü niye? Kila hiç hak yemiyor babacan. Hak yemeyen adamın hakkını yersen, canına şey yaparsan üstüne çöker. Eğer onun da gücü varsa, ben gibiyse çökerim yani. Çünkü niye? Ben hak yemiyorum. Benim elimde ne imkanlar var, ne insanlar var, nelerden geliyorum ben? Hani ne evet. cennet meleklerinden tut, neler neler var yani, ateşin oğulları. Yani çok şeyler var babacan. Bunlar çok derin hikayeler. Ben oraya kimseyi sokmak bile istemem. Kimse'nin gencin aklına bile girmesin. Evet. O yollar başka yollar. Gençler okusun, okul, okul, okul babacan. Sonuçta tek doğru yol okulun olduğunu unutmayın. Ha. Okul anne ve baba. Bunun sözlerinden çıkmayın. Okula gidin, okulu yapın. Ne yaparsanız yapın. Müzik ayrı bir şey. O başka bir şey ama Sen okul bırakmayın. Sen okumadığın için pişman mısın? Evet. Kaçtan ayrıldın? Kaçın sınıfta? Apkan kaldım. Ne yani oldu? Şey, tamamlayamadım yani. İlkokulu mu tamamladın? Yok ilkokulu bitirdim canım o kadar da şey değil. Bilmiyorum Al Almanca işte, anlamadım. Bilmiyorum Almanca değil de işte ben de Türkçesini bilmiyorum He. babacan. Otokul. 10. sınıf burada ne oluyor? 9. sınıfta 10. Lise. başaramadım yani. Yani lise, lise He. oluyor. Yani 10. da gönderdiler beni ama bana şey karnesini de verdiler. Dediler bak sen 9'da hmm. git ama sana 10. sınıf karnesini veriyoruz. Evaytet'e hap, diyorlar. Şimdi Almanya'dakiler bilir. Onu aldım. Onu verdiler bana. Ben evet. şöyle dedim bir de. <laughs> Şimdi gülenler olur. Evet. <laughs> hani Real şöyle büyük okul yani. Orada düştüm, oradan da tam düştüm. Evet. Sonra sokağa düştüm işte. E ben Fero'dan. Normender de buna diyor ki Keltoş babana koş diye. E belki... Bak çok saygısızca bir şey. Hani Keltoş babana koş. Senin baban kel değil mi yani? Ya da senin ailende sülalende bir kel yok mu? Kel olmak bir hastalık değil ki kardeşim. Bazılarında saçında da yok. Bazıları saçı olmadı diye üzülüyor. Sen bunları düşünmüyor mu ya? Bazı insanların çocuklarında da saç yok. Saç doğmuyor. Bu bir hastalık. Hmm. Bu şeyde insanların şeyiyle oynuyorsun farkında olmadan bak sen babana koş keltoş keltoş çoğu insanların babası keltoş çünkü saçı daha yok sen neyin kafasındasın ya harbiden sen çok Be yanlış bir yoldasın seni ama o gaza getirenler de olay o yüzden de hiçbir şeyden çaktığın yok. Sagapoy'u falan nasıl buluyorsun Kila? Bak Sagopo'yla da acayip bir hikayem oldu benim o çocuk da bak çok iyi bir çocuk o çocuk nasıl bir iyi çocuk eskiden ben bakıyorum hiç tanımıyorum onu bakıyorum hmm. çıkardığı albümlerde bana selam yollamış. Hımm. Şimdi hayat kader işte bu. Ben Ceza'yla ilk tanıştım. Hani Ceza'yla onlar da bozulmuşlar. Evet, e ben ne yapayım? yapayım? Şimdi Ceza Türkiye'de kalırken ben de, ben de buraya geldim. Ceza o zaman bende kalıyor Türkiye'de. Ben Hı. de buraya geldim Türkiye'ye. Lan dedim buraya gelmişken şu işi halledeyim bunları barıştırayım. Ben abi kafasındayım hani öyle. Tamam. Gittim oraya. Tam yola giderken Almanya'dan arkadaşlarım beni ararlar. Derler Kila geldik seni görmeye biz seni görmek istiyoruz. Ben de dedim oğlum ben şimdi görüşmeye gidiyorum. Tam da Zagobo ile restoranda buluşacağız. Evet. Onlar da ya ama biz de şu lan biz yemek yiyeceğiz. Ben de restoranta gidiyorum derken dedim gelin lan o zaman. Siz de gelin yan masada oturursunuz. Hani onlarla konuşurum sonra da oraya geçelim. Evet. Bir geldiler aralanayım. Tam psycho dört kişi böyle dövme mövme hepsi de kickboksçu. Bir baktım kendim de dedim zaten lan şimdi umarım yanlış anlamaz o çocuk. Hani çünkü biz geliyoruz dedik de çocuk bir evet. geldik çocuk harbiden de yanlış anladı belki. Bir de konuştuk ben konuşmam da ona yanlış geldi belki. Yanında da kolera hastalık ismi olan kız var ya kolera. Evet, evet. O vardı ben konuşurken böyle ben işte bu şekil konuşuyorum da o zaman da öyleydim. Biraz daha mı o zaman şeydim kabaydım hmm. galiba. Çünkü biraz daha serttim şimdi biraz daha akıllandım. Galiba yanlış anladılar artık ne olduysa bilmem ben dedim tamam barıştık mı böyle bayağı konuştuk tamam barıştık sen aybene laf atmayacaksın sen şey yapmayacaksın tamam mı Sago bak dedim ben de dedim bundan sonra arkanızdayım. Çünkü ben aslında iki tarafla da müzik yapmak istedim çünkü ikisi de benim kardeşimdi ben onu anlatmaya gelmiştim ama yanımdaki Sagopa o yanlış anladı. Yanımdaki o tayfa, Zagoba'nın yanındaki kolera, yanındaki tayfa ateşe düşmüş. Ne oldu biliyor musunuz ondan sonra? Ne oldu? Bir baktım. Bir baktım sivil polisler beni arıyor. Şok oldum. Karakola götürdüler beni. Sağ olsunlar sonra karakolda zaten resim alemi yaptık ama karakola gittim sonuçta yani. Ee, e, ben evet. onu şey yapmışım. Ne yapmışım? Ne yapmışım Allah aşkına ya harbiden? Ne yaptım <laughs> Yani öyle anlatmış demiş beni şey yaptı, beni şey yaptı demiş yani. Lan ne yaptık? Oturduk konuştuk çıktım ya. Olay bundan geliyor bak. Ondan sonra Bozulduk. Hiçbir şey yok. Bozuldum. Ondan sonra ha. hiçbir şey yok. Olay bütün her şey bu yani. Bendeki o Sagopa'yla olan aram bu yani. Başka o. bir şey yok. Peki. Böyle. Harikaydın Killa Hakan. Valla çok teşekkür ederim. Almanya'dan geldin. Ee, harikasın. Son bir şey söylemek istiyorsan. Babacan ne, <laughs> şey ne diyeyim valla son bir <laughs> şey. şey? Saygı sevgiler diyorum. Saygı, herkese sevgi, de herkese. selamlar diyorum. Yani <laughs> Şımarana bunu diyorum. Öbürlerine de saygı. <laughs> herkese iyi, gecelerdi. i̇yi, gecelerdi. i̇yi geceler diliyorum. Yarın bakalım Görüşmek neler ederim. var programda. <laughs> Görüşeceğiz. Okay. thank